aykırı olarak ellerinden almıştır. Tek adam rejiminde örgütlenme, düşünce ve ifade özgürlüğü, seyahat hakkı, toplu eylem, gösteri ve toplantı hakkı gibi temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra en temel vatandaşlık hakkı olan çalışma hakkı da gasp edilmiştir. Öte yandan eğitim görme hakkı, bankaların hesap dahi açtırmak istenmemesi, çalışma fırsatlarının ve diplomalarının kısıtlanması, sigorta şirketlerinin ihraç edilenlere ödeme yapmaması gibi baskılarla medeni kanundaki temel haklar gasp edilmiştir. Uygulamalarından biri de kadrolaşmanın aracı olarak kullanılan güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları olmuştur. Binlerce kamu emekçisi adayı KPSS'de yüksek puan almalarına rağmen güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları nedeniyle görevine başlatılmamıştır. Diğer bir örnek ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kitle imha silahlarının yaygınlaşmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanun teklifidir. Bu kanun teklifiyle Türkiye'de zaten son yıllarda giderek artan bir baskının hedefi olan sivil toplum kuruluşları ve dernekler adeta tabela durumuna düşürülmek, etkisizleştirilmek ve kriminalize etmek istenmektedir. 2018 tarihi itibariyle kalkmış olsa da fiilen devam eden OHAL uygulamalarını adım adım yasal duruma kavuşturma adımlarını hayata geçirmeye devam etmektedir. OHAL'in devamını sağlayan düzenlemelerden biri 7145 sayılı bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 26. maddesiyle 375 sayılı kanun hükmündeki kararnameye eklenen geçici 35. maddedir. Düzenleme ile keyfi ihtiyaçların devamı sağlanmış, uygulama sürekli hale getirilmiştir. OHAL kalkmış olmasına rağmen bu maddeye dayanarak sendikamız Tümbel Sen'in en az 36, Sesim 10, Eğitim Sen'in 4, Haber Sen'in 3 ve Besim 1 üyesi bakanlık onayı ile hukuksuzca ihraç edilmişlerdir. PTT'de çalışan sendikamız Haber Sen'in çok sayıda yöneticisi ve üyesinin sürgün edilmesine son olarak MYK üyesi İbrahim Damatoğlu ve BTS Genel Sekreteri İbrahim Özdemir de eklenmiştir. Bursa'da ise Eğitim Sen üyesi Halk Eğitim Emekçisi ilçi sürgüne tabi tutulmuştur. Diyarbakır başta olmak üzere farklı sendikalarımızın çok sayıda üye ve yöneticisi sendikal eylem ve etkinlikler nedeniyle gözaltına alınmış, kimisi tutuklanmıştır. Birçok üyemiz baskıların yoğunlaşması ve mobbing ile ya da kurum idareciler tarafından istifaya zorlanmış, yandaş sendikalara yönlendirilmiş. İktidar için geçerli olduğu, daha da ötesi her türlü hakareti etmeyi, tehdidi savurmayı kendine hak gördüğü bir rejim ile yönetiliyoruz. İçeride anayasasızlaşma süreci artık kanunların da keyfe göre uygulandığı ya da uygulanmadığı bir hal alırken bu karar bizi bağlamaz denilerek altına imza atılan uluslararası sözleşmeler ve mahkeme kararlarının da yok hükmünde sayıldığı ülkemize özgü faşizm denebilecek tek adam rejimi artık ülkeyi yönetememektedir.